Gazi Üniversitesi Mimarlık ve İllüstrasyon Topluluğu olarak Gazi Üniversitesi'nin kuruluşunun 95. yıl dönümü kapsamında düzenlediğimiz Gazi Arkifes Sanat ve Mimarlık Festivali'ne hoş geldiniz. 22 Şubat'a kadar devam edecek olan festivalde alanında başarılı birçok mimar ve sanatçıyı konuk ediyoruz. Festivalimizde bugün Türkiye Mimarlık Ortamı'nın başarılı isimlerinden PDG Mimarlar kurucu ortaklarından Murat Şahin'i ağırlıyoruz. Öncelikle davetimizi kabul edip bugün bizlerle birlikte olan sevgili Murat Bey ve aramızda olan kıymetli hocalarımız, son olarak da bizleri yalnız bırakmayan katılımcılarımız, hepiniz hoş geldiniz. Sunuma geçmeden önce ben sevgili Murat Bey'i kısaca tanıtmak istiyorum. Murat Şahin 1981 yılında Keşan'da doğmuştur. Mimarlık eğitimine 1996 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde başlamıştır. Yüksek lisans eğitimini yine aynı üniversitenin Mimari Tasarım ve Kuramları Bölümünde 2010 yılında tamamlamıştır. 2015 yılına kadar Proje Limited, Emre Arolat Mimarlık, Kreatif Mimarlık, CESA Mimarlar bünyesinde mimarlık yaşantısına devam etmiştir. Birçok yarışmaya katılmış ve ödüller kazanmıştır. Mimarlık fakültelerine proje yürütücülüğü ve proje jüriliği görevleri üstlenmiş, workshoplarda atölye yürütücülüğü yapmıştır. 2015 yılında Cengiz Gültek ile kurduğu Project Design Group bünyesinde çalışmalarına devam etmektedir. Ben lafı daha fazla uzatmadan sunumunu yapması için sözü size bırakıyorum Murat Bey. Herkese de keyifli söyleşiler diliyorum. Merhabalar herkese. Umarım keyifli bir söyleşi olur. Ben bir serüven olarak mimarlık dedim. Serüven kelimesi, yani bunu niye seçtim? Bir serüven olarak mimarlık, niye böyle bir şey dedim? İşte serüvenin Türkçe anlamı, yani üzerinden geldi bu aslında. Ve kendimle özleştirdim. Her sunumda yeniden bir isim bulma, yeniden anlatacağım şeye bir ifade bulma yerine değişkenliği barındıran ve herkesin bu kendi serüvenini oluşturacağı, bu serüvende de kendi hikayesini oluşturabileceği bir sunum anlayışı olsun istedim. İşte bir kimsenin başından geçen ya da içine atılmış olduğu. Yani bu tam aslında mimarlık öğrencilerini ve mimarları anlatıyor diye düşünüyorum. Çünkü çoğumuz bir üniversite sınavıyla mimarlık fakültelerine giriyoruz. Benim tek mimarlık tercihim vardı. Geleceğini de düşünmüyordum çünkü yani en kötü ihtimal sınavım kötü geçerse diye düşünüp yazdığım tercih mimarlık geldi gibi bir şey olmuştu. İşte o beklenmedik durum beni mimarlığın içerisine itti. Heyecanlı olguların olduğu, yani işte tasarım, her proje, her süreç bizim için yeni bir keşfediş, yeni bir macera, yeni bir deneyimleme. Bu yüzden böyle bir isim belirledim. Bugün sunacağım, kendimize müellif olduğum projelerden de işte bir şey yaptım. Bir haritalama yaptım aslında. İşte küçük ölçekli projeyle kentsel tasarımın bir arada olduğu bir işin yanı sıra bir yarışma projesi. Bir yarışma projesinin yanı sıra uluslararası ödül almış ve ulusal ödül almış yapılmış olan bir proje işi. Sonra inşaatı bitmiş bir ve ortalığa daha yayınlamadığımız bir proje gibi, böyle işte her tarafta bir köşeyi tutabilecek projeler seçmeye çalıştım. Aslında afişi kim yaptı bilmiyorum ama buradaki sunacağım projelerden birkaç tanesini oraya yakalamış diyebilirim. Beylikdüzü Ek Hizmet Binası ve Cumhuriyet Kentsel Tasarım Projesi. Bu aslında bir kentsel tasarım projesi ve bir Beylikdüzü'nde ana bir aksın içerisinde işte bir kamusal alan tasarlama işiydi. Beylikdüzü'nü bilmeyenler için, yani proje alanını biraz tanıtmak istediğimizde, E5'in Atatürk Bulvarı'na paralel giden bir Cumhuriyet Caddesi aksı var. İşte o aksın böyle bir kısmını tasarlayalım, kentsel tasarımını yapalım, etkileşim alanını belirleyelim diye başladığımız bir işti. Burada gördüğünüz gibi ağaçlık bir doku var ve bu ağaçlık doku hem birbirini kesiyor hem de yaşamın içine inanılmaz şekilde entegre olmuş halde. Yani İstanbul'da beklenilmeyecek şekilde varlığını kabul ettiren bir yeşil kulvar söz konusu. Biz de burada mevcut yapının olduğu, yeşil alanların olduğu ve ağaçların arasına da girebileceğimiz kullanıcının kamusal alan deneyimini yaşayabileceği bir alan tasarlamayı öngördük. Bunun yanı sıra işte bu alanın karşısındaki boşluk da aslında bir kentsel meydan olabileceği işte konusunda, yani bizim proje alanımızın içinde değildi karşı taraf aslında. Yani cadde sadece bizim proje alanımızda ama bir yere temas ettiğinizde sadece burası benim alanım, bu alanın çerçevesinde kalayım diyemiyorsunuz. Müdahil olmak istediğiniz başka alanlar ya da temas ettiğiniz süreçler oluyor. Biz de burada işte Cumhuriyet Caddesi'nde açık bir sergi, açık bir müze olacak şekilde bir tasarım kurgusu oluşturduk. Birinci etap olan bölümde işte 1915-1938 arasında Cumhuriyet'in anlatıldığı kamusal alana entegre olmuş bir sergi alanında olsun istedik. Neden 1915? Hani akıllara ilk önce bu soru geldi. Bize de bu soru soruldu. Çünkü bizim orada bir işte Çanakkale Zaferi ile beraber hepimizin bir olup aslında Cumhuriyet'in kuruluşuna yönelik bir yola girdiğimizi düşünürsek bu yüzden orayı belirledik ve tasarımda da aslında bunu öne aldık. Birazdan bunun görseli geldiğinde göstereceğim. Mevcut bir karakol binası vardı. İşte orası için ayrı bir fonksiyon düşündük. Mevcut bir yapı vardı. Tabii yapı alanınızın içerisinde olan her şey, her yer boş değil. Yani özellikle böyle bir cadde tasarımı söz konusu olduğunda. Ve bir idare binası, yani belediyeye ek hizmet edebilecek bir yapının olacağı bir bölümdü. Burada o alanın, bahsettiğim alanın üstten görüşünü görüyorsunuz. Şimdi burada aslında o yeşil dokuyu, mesela hep ağaçların olduğu dokuyu görmemize rağmen mimari fonksiyonu okutmak için şöyle bir şey belirledik. Ağaçları biraz sönümlendirdik. Böyle şey yaptık. Ve bu alanın nasıl bir kamusal alan olacağını, nasıl gridlerden oluşacağını göstermeye çalıştık. Biraz önce o bahsettiğim işte o 1915 karşılama alanı aslında iki tane yerden çıkan kabuğun ve akslarının çevre aksları tutacak şekilde bir milletin bir alana giriş hikayesini tanımlayan ve dönemsel olarak geçici kapalı sergi alanlarına dönülecek bir alan olarak düşündük. Diğer tarafta ise tamamen hiç müdahale etmeyeceğimiz, mevcutta park olan ve park olarak kalmasını istediğimiz ama işte daha işte geçgenliğini arttırdığımız bir alan tanımladık. Burada şöyle bir şey yaptık. Aslında bu işin bir de peyzaj kısmı vardı. Çünkü çamın altında çim bitmez diye bir söz vardır. Ve buradaki çoğu ağaç türü çamdır. İşte burada ne yapabiliriz? İnsanları ana akstan işte Cumhuriyet Caddesi boyu boyunca yürütürken bir de bu yeşil alana kontrollü teması nasıl sağlayabiliriz? Nasıl burası işte yeşil bıraktığınız zaman kimsenin temas edemediği ama sert zemin yaptığınız zaman da her tarafın ağaçların sarıldığı, betonla sarıldığı bir hal oluyor. Bunu nasıl çözeriz sorusuna cevap verdiğimiz böyle kısmi yeşiller, işte lineer bazalt taşlarının olduğu bir tasarıma gittik. Tabii böyle bir tasarım yapıyorsanız sadece değil, mimari öğeler değil, bunların destekleyecek öğeler de bizim için önemli oluyor. İşte sokak lambalarından tutun da aydınlatma senaryosuna kadar. Çok hızlı geçiyorum çünkü çok fazla projemiz olduğu için çok da takılı kalmamak için işte kentsel mobilyalardan tutun da bu aydınlanma seviyesinin nasıl hesaplanacağına kadar, sergilenme, oturma banklarından tutun da işte çöp kutularına kadar, kısmi sergileme alanlarından tutun da işte ne bileyim aradaki geçişleri sağlayacak sirkülasyon alanlarına kadar bir şey tasarladık. Ve bunun da ilk yapılan hali bu Kioks yapısı ve çevresi oldu. Bu kiyoks yapısı aslında 3'e 6 bir kutu olarak var oldu. Bunu da şöyle tanımladık aslında. Alan içerisinde bizim ihtiyacımıza olan donatılar var. Yani kamusal alanda kullanıcının işte ihtiyacını karşılayacak kafeden tutun da işte ne bileyim Atatürk Düşünce Derneği'ne kadar, şeyden tutun da gazeteciden tutun da şeye kadar bir ton fonksiyonu günlük hayata entegre olmuş ama bir yapılaşma olmadan nasıl yapabiliriz sorusuydu. Tüm bu fonksiyonları topladığınızda aslında kocaman bir kütle elde ediyorsunuz. Biz bu kütleyi parçalayarak, işte işlevlerine göre bölerek, modülasyon yaparak, dağıtarak, yeşili içine barındırarak bir alan oluşturmayı düşündük. Ve bu şöyle bir şey aslında 3'e 6 dediğiniz kütle aynı tasarım kriterlerine sahip olmasına rağmen doluluk boşlukları, kapanışları şey yaparak değişebilir bir hal alıyordu. İlkinde işte Atatürk Düşünce Derneği'nin kitap evi olması konuşuldu. Ben hep şöyle derim, genellikle renderlar yapılardan daha güzeldir. Çünkü render'da bir şey sahne durumu ve bu sahneyi güzelleştirme durumu vardır. Ben nedense bu render işte Atatürk Düşünce Derneği için düşündüğümüz bu render yerine yapının kendisinin daha güzel olduğunu düşünüyorum. Belki durumu kendini içselleştirdiğinden olabilir. Bir aksı tuttuğu ve bu aksta küçük bir kutunun etrafını aslında şeffaflıkla fazla kapatmadığı, herkesin sanki hep oradaymış gibi hissettiği, içeride olma durumunu tanımlayan bir şey. Şimdi burada da bir video var. Burada biraz şunu yaptık. Belli bir noktaya kamera koyduk. Ve bu kamera sayesinde yapılışını da çektik. Çünkü aslında şöyle bir şey vardı. 3 gün vardı açılışına. 3 günde bu bitmez deniyordu. Çünkü hiçbir şey yapmamıştık orada. Mesela beton dökmedik farkındaysanız. Onu da göstermek istedik. Çünkü yeşil bir alana beton dökmek gibi bir yanlışa düşmek yerine eski yapı üretim metodolojisi olarak temel yerine kalasları kullandık. Masif kalaslar koyarak yapıyı onun üzerine oturttuk. Ve atölyede hazırladığımız çelik konstrüksiyon modüllerini yerinde günlük hayatı çok da fazla etkilemeden böyle görüntülerden de göreceksiniz. Bayağı herkes gelip ne oluyor burada diye baktığı göz önünde. Yani yeşil alanı siz ne yapıyorsunuz, yeşil alana yapı yapıyorsunuz gibi bir anlayış kapatıp çevresini yapmak yerine herkesin görebildiği burada bir çelik konstrüksiyon var. Bu konstrüksiyon bir kutu ve bu kutu sizin temas edebileceğiniz bir kutudur şeyi yaparken bile oradaki yaşayanlara vermek istedik. Mesela arada geliyorum böyle ben de gülümsüyorum, poz veriyorum, yakalayabilirsiniz belki. Böyle 2,5 günde, günün her saati de çalışamıyorsunuz tabii. Böyle meraklılar çok oluyor. O merakını gidermek için de beklediğimiz zaman dilimi oldu. Bir üretim şeyi oldu. Burada bu şey için şöyle örnek verebilirim. Biz mimarlar birazdan da göreceksiniz çok büyük ölçekli işler de yapıyoruz ama küçük ölçekli işleri yapmak inanılmaz keyif verici. Hatta dar alanda kısa paslaşmalara ihtiyaç duyduğu için bence çok da fazla detayı olan konular. Bu yüzden küçük işleri böyle bir kenara itip şey yapmak yerine onlardan üretebileceğiniz, o dar alanda kısa paslaşma durumunu sorgulayacağınız, kendinizi sorgulayabileceğiniz bir dona veriyor size. Bu yapı 2016 yılında Turgut Cansever Mimarlık Ödülleri'nde jüri özel ödülünü kazandı. Yani gördüğünüz gibi aynı yıl işte daha büyük yapılar kazanırken 3-6 büyük TÜYOKS yapısı da aynı şeyi, aynı ödül mutluluğunu size verebiliyor. Bu 7 iklim, 7 bölge Hatay. Bu da işte profesyonel yarışmalardan bir tanesi. İşte niye bunu seçtim? Aslında konut ve Hatay bölgesi inanılmaz ilgi çekici bir alan olduğu için Hatay'da bir iki projemiz daha oldu. Bunu tercih etmeye çalıştım. Burada şöyle bir şey yaptık aslında. Daha ileride söyleyeyim. Böyle gördüğünüz gibi mevcut bir şehir dokusu var. O şehir dokusu, o beyaz kutular kocaman böyle bir gridel sistemle oturmuşken aslında Hatay için ben uzunca bir metin yazdım. Yani bu yarışma öncesinde gittiğimde Hatay'ın dar sokaklarından, taş duvarlarından, bir yerden girip bir yere çıkmanızdan, Abba arasından işte birçok girdi vardı. Böyle o sokakta kaybolurken kendinizi bir anda bildiğiniz bir yerde bulabiliyorsunuz Hatay'da. Biz de bu süreçte işte bu alanda acaba neler yapabiliriz sorgusunu yaptık. İşte o yerleşim şeması, zonlama kısmını hızlıca geçiyorum. Yeşili bir şekilde yani yeşili zonlamak yerine yeşil içerisine adapte olmuş bir yapı stoğu yapmaya çalıştık. Bunun yanı sıra aslında birazdan göstereceğim konut tipolojilerinde, yani başka bir projemizde de denediğimiz şeyin başka bir versiyonunu burada denedik. Şimdi mimarlar olarak hep x+1 gibi bir sistemimiz var. Yani 1 oluyor, 2 oluyor, 3 oluyor, 4 oluyor, fark etmiyor bu. Bir tane salon ve etrafına eklenmeden odalarla oluşan bir şey. Ama geçmişteki yapı stoğuna ve yapı kültürümüze baktığımızda işte sofalar, bir yerde sofa diyebiliriz. İşte karnıyarık, işte avlu, eyvan diyebileceğimiz ortak kullanım alanları var. Biz de işte burada acaba onu hani sistemi nasıl x+1'den koparırızın sorgusunu yaptığımız bir plan tipolojileri oluşturduk. İşte üst katta da bir hayat oluşturduk. İşte güneşi, rüzgarı, yönlenimi düşünerek, doğal havalandırmayı düşünerek, işte küçük ara sokakların olduğu, evlerin kenarından geçebildiğin incecik geçişlerin olduğu, işte abbaralar yapıp bu abbaraların mahalle kültürünün o eski buluşma noktalarını oraya toplayabileceğimiz alanlar oluşturduk. Gördüğünüz gibi aslında bu küçücük bir apartman ama bu apartman bloğunu parçaladığınızda işte merdiveni bir gizlenecek yer değil de hayata entegre olacak bir yapı elemanı olarak düşündüğünüzde, işte onun işte önünde bir teraslama olduğunu düşündüğünüzde size farklı birleşimler veriyor. Burada onu denedik. Bu mansiyon almıştık yanlış hatırlamıyorsam. Bundan. İşte revaklar var. İşte revaklar ama komple devam etmiyor. İşte revaklar devam ederken bir taş duvara saplanıyor. Hatay'a gittiğinizde düşündüğünüz her şeyi bir şekilde küçük ara kesitler olarak bu projeye entegre etmeye çalıştık. Şu ortada gördüğünüz, hemen sağda ortada gördüğünüz ise o Abbara'nın, işte mahallenin ortak kültürünün, işte mesela mahalleye bir misafir geldi. Burada küçük evler de var, büyük evler de var. Misafir de olabileceği, akşamları toplanabileceği, bir de mülkiyet durumu gibi bir şey var. Burası bir cadde ve bu mülkiyet kamuya ait ve yine kamuya ait olabilecek, yapılabilecek bir alan olur mu diye düşündüğümüz bir iş olmuştu. İşte bu o bahsettiğim küçük işte sağ taraftan üst kattaki eve giderken arka taraftaki ev ile yandaki ev arasında geçen ince bir patika yolla, taş duvarla, bir yandan da işte ahşapla, bir yandan da işte diğer sokağı görüyorsunuz. Diğer sokaktan diğer gidebileceğiniz çok ince bir ufuk çizgisi oluştuğu bir dünya oluşturmaya çalıştık. Bu Antalya Yöresel Ürünler Pazarı. Ben organik pazar diyorum buna. Bunu formundan dolayı değil, satılacak ürünlerin organik olmasından dolayı böyle bir şey. Çok ilginç bir proje süreci oldu bu. Antalya'da işte seracılık çok iyi olduğu, organik ürünlerin çok iyi olduğu ve kent merkezinde işte yurt dışında gördüğümüz gibi bu ürünlerin satılabileceği bir pazar yapılması üzerine bir şeydi ve bir şey bina olsun istiyorlardı. Totem bir bina olsun istiyorlardı. Yani böyle bir arzuları vardı. Biz de, ben de Antalya'ya gittiğimde, şimdi Antalya'nın dağları, o Sıra Dağları gittiğimiz her yerde gözüküyor. Biz de buna ait bir sunum hazırladık. İşte bu sunumla VAF'a da gittik. Yani VAF'ta finalist olduk Dünya Mimarlık Festivali'nde. İşte şu anda uydudan işte arazinin nerede olduğu, işte tam bir kent merkezinde bir yerde aslında böyle küçük bir kent boşluğu, böyle bir yapılaşmamış, birden fazla belediyeye ait olan bir alanda. Hemen önünde de kocaman bir alışveriş merkezi var aslında Antalya'nın merkezinde. Yani o küçük lider sistemin içerisinde kocaman bir alışveriş merkezinin yanında. İşte biz burada yer sirkülasyonuna, araç sirkülasyonuna baktık, şey yaptık. Acaba ne yapabiliriz kısmı geldiğinde ya ben şunu istedim. Bana Antalya'yı anlatacak bir dönem verin istedim. Şimdi Antalya'yı anlatmak için bana verdikleri dönem bu videoydu. Hani sizin istediğinizin ne olduğunu gösterecek ne dediğimde bunu verdiler. İşte tüm güzelliklerini sahnelemek istemiş Antalya'nın. Burada şöyle bir şey dikkatimi çekti ya. Her tarafta, her baktığımda aslında bir dağ görmeye başlıyorum. Yani bu arkadaki bu Sıra Dağlar o kadar güzel sarmış ki Antalya'yı. Nerede olursanız olur, onu görmeye başlıyorsunuz. Uçakla giderken de aynı şeyi hissetmiştim. Dedim ki o zaman aslında bütün hissettiğimiz şey o dağları hissetmek dedim. Ve parametrik bir tasarım üzerine odaklandım. Aslında çok da deneysel bir şey oldu benim için. Çünkü düşündüğüm ya da üzerine yoğunlaştığım bir durum değil parametrik tasarım. Hatta biraz önceki projelerde de gördüğünüz gibi kendi yol haritam biraz daha farklı olduğunu söyleyebilirim. Ama burada işte herkesin temas edebildiği, her yerden geçişken olan, işte kaçakların revak olma ya da olmama durumuna kaldığı, yer yer yere bastığı, işte çelik konstrüksiyonla büyük açıkların geçildiği, sonra maliyet sebebiyle biraz o açıkları düşürdük ama bir topografik durum oluşturmak istedik. Ve bu topografik durumun o geçirgenliğini aslında her taraftan alma durumunu içerideki pazarın şeyine döndürdük. Açık pazarla kapalı pazar arasındaki o şeyi kısmına dönüştürdük. Arada kalmışlık durumunu dönüştürdük. Burada da geçmişten geleceğe, yani niye böyle bir şey yapacağız dediğimizde, nereden geldi bu tasarım dediğimizde kapalı çarşı ilk önce aklıma gelmişti. Yani çarşı dediğimizde, pazar dediğimizde. Şimdi kapalı çarşıya gidip hepimiz gidip hissettiğimiz şey çok başkadır. Şimdi ben burada kapalı çarşının başka bir şeyinden bahsedeceğim. Aslında nasıl bir plan polisi var, nasıl bir kullanış biçimi var diye baktığımızda aslında bir noktadan girmiyoruz kapalı çarşıya. Kapalı çarşının çoklu girişi var ve kapalı çarşının çoklu girişinin noktasal meydanları var. Diğer taraftan da açık pazara gittik. Açık pazar da aslında öyle. Toplu girişlerin olduğu, küçük buluşma alanlarının olduğu, küçük sokakların olduğu yer. Biz de işte projenin plan tutuluşunu, dünle bugünün o alışkanlığımızı nasıl yaparız dedik. İşte sokakların olduğu, meydanın olduğu, her taraftan giren geçilgen olan bir plan tutuluşu üzerine gittik. Bu gördüğünüz kenardaki yeşil yerlerde kabuğun bastığı noktalar peyzaj olarak. Ve o kabuğu her yerde şeffaf bir şekilde hissettirmek istedik. Yani şey gibi değildi, sadece bir örüntü gibi değil. İşte ışık kontrolünün sağlanabildiği, havalandırmanın yapılabildiği bir alan olsun istedik. İşte iklime göre yer yer her tarafı komple açılabilecek, yer yer kapanabilecek bir düzenlik olsun istedik. 2018 yılında işte Dünya Mimarlık Festivali'nde finalist oldu. Aynı yılda Ulusal Çelik Proje Ödülü kazandı mesela bu. Bu da şuna örnek oluyor. Mesela bir önceki örnek bir yarışmaya girmiştik ve ödül kazanmıştık. Bu da bir proje tasarladık. Bu tasarladığımız proje yarışmalarda ödül aldı. Yani gördüğünüz gibi masanın çok denklemi var aslında. Sadece yarışma projesi yaparak değil, başka türlü de kendinizi şey yapabilirsiniz, odaklanacağınız yerler olabilir. Burada şey çok önemli, stüktür çok önemliydi. İşte burada birebir tüm kirişlerin boylarını, maliyetlerini hesaplayarak gittik. Bunların hepsi statik grupla beraber verdiğimiz, işte aslında bizim arada hiç kolonumuz yoktu. Ama maliyet işin içine girdiğinde işte araya kolonların koyduğu, ama kolonları işte o kolonlar biraz önceki animasyonda vardı aslında. Ve mesela ben görselleri yaparken olabildiğince yalan konuşmama ya da görmek istediğimi değil, olanı görme durumuna odaklanıyorum. Çok da rahatsız etmeyecek şekilde bizi ne yapabiliriz sorgulayarak yaptığımız bir şeydi. İşte aslında bir plan düzleminin ya da bir arazi düzleminin üzerinde o topografyanın oturması durumu. Bu da o en kesitin ya da boy kesitin aslında nasıl aşağıdaki düzleme oturduğunu gösteren bir kesitti. Planlar, bunları da hızlı geçiyorum. Burada biraz yavaşlayayım, böyle en azından hem o totem bina olma isteğini nasıl karşılık verdik kısmına görsel olarak bir zihninizde oluşsun soru soracağınız zaman diye. Bu da yarışma haftasıydı mesela. Bu da aslında 2020 yılında bitmiş bir proje. Bunun hikayesi de çok ilginç. Bir müteahhit firmayla başladığımız ama süreç içerisinde o işe devam etmeyip onu bir başka kuruma devrettiği, o başka kurumun hikayesine devam ettiğimiz ve onunla belli bir kısmını sonlandırdığımız bir iş. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu işe başladığımda 2015'in sonu gibiydi. 2020'de bitti. Yani 5 senelik hiç durmadan hani biz diğer işlerimizi üretirken bir yandan da bu ölçekli, bu 330 bin metrekarelik bir işti çünkü. Bir yandan da bu kendi halinde hiç durmadan belli bir ekibin çalıştığı bir işti. Burası işte hareketli bir topografyanın eğiminin çok fazla olduğu, işte bir ormanlık arazinin ortasında kalmış. Nasıl kalmış? Orası da çok ilginç. Arazi ormanlaştırılmadan önce buraya imar durumu verilmiş. Bunun gibi birkaç tane de nokta var. Hiç yapılaşmamış, hiç ağaçlandırılmamış bir alan kalmış. İlk gittiğimde yaptığım şey oldu, drone çekimi yaptım. Çünkü ilk bana soracakları soru, burada ağaç kesildi mi sorusu olacaktı. Hatta biz onun yerine işte yeşil omurgalar oluşturup, yeşil alanlar oluşturup o omurgaları işte çevreyle birleştirecek bir alan yapalım gibi bir şey oluşturduk. Topografyaya uyumlu olacak ve işte otellerin de olduğu bir alan oluşturduk. Buranın önemli olan şeyi, verisi şu aslında. Hani çok da geçmişini uzun uzun sorular sorulduğunda sorarsanız eğer cevap verebilirim. Burada şöyle bir doneler var. Burada her evde bir termal su var. Bu ilginç bir şey. Bir de buranın ayrıca termal tesis tasarladık. Yani bir termal de tasarladık. İlk işverenle konuştuğumuzda burada tekil kütleler istiyordu. Hani patates baskı dediğimiz hep önümüze gelen kişiye özel evler yapalım diyordu. Biz burada şunu söylemeye çalıştık. Yani böyle büyük bir alan, yani bir köy tasarlıyoruz aslında. Burası modern bir köy. İşte kullanıcısı bir köylü olmayacak, kentli olacak ama bir yaşantı biçimi oluşturuyor olmamız lazım. Bu yüzden bizim sokaklarımız, işte bu sokakların meydanları, bunların birbiriyle geçişleri olması gerek dedik. Ve burada yaklaşık olarak 141 tip çizdik biz. Ekip arkadaşlarım da bu süreçte hep şey dedi, Murat Bey aynısını çizsek olmaz mıydı dedi. Ama aynısını çizdiğinde olmuyor. Aynısını çizdiğinde biraz sonra göreceğiniz fotoğraflardaki gibi bir doku elde etmekten çok bir ritmin içerisinde kendinizi buluyorsunuz. İşte biz burada hangi fonksiyonun nerede olacağı, yeşil alanları nasıl organize edeceğimiz gibi kısmını uzun uzun anlattık. Mesela yönleniş kısmı çok önemli. Nereden hakim rüzgar alıyor, nereye yönlenmek lazım, ona göre topografyada nasıl sokaklar oluşturmamız lazım, rüzgarı nasıl kesmemiz lazım. Çünkü sokak hiç durmadan rüzgar alırsa o sokakta yürüyemezsiniz gibi şeyleri de düşünerek gün ışığını, fonksiyonların nasıl temas kuracağını düşündüğümüzde böyle kocaman bir alan içerisinde yeşile entegre olmuş, hatta kendi içerisinde de yeşili çoğaltmış. Çünkü şu gördüğünüz omurgaları tamamen biz önerdik. Şey gibi durmayalım dedik. Yani burada hem kendi küçük zonlarını oluştursun, hem de bu birleşen zonlar çevreyle bütünleşsin gibi bir istekte bulunuyorduk. Burada konut tiplerini oluştururken bayağı bir şey yaşadık aslında. Nasıl söyleyeyim? Zorlu bir süreç yaşadık. Çünkü müteahhit firmaların akıllarında şöyle bir şey var. Hani bundan öncesini çok ballandıra anlatabilirdim ben aslında. Çünkü asıl şey kısım burada olmasına rağmen, hani mimarın karar verme durumlarında aldığı kararların nasıl köşeleri tutmaya çalıştığının hikayesi olmasına rağmen burada bu bana daha ilginç geliyor. Bence hani baş ettiğimiz en büyük işlerden bir tanesi de bu. Müteahhit firmaların bu biraz önce de bahsettiğim X+1 sistematiği var. Ve size bir brief geliyor. Aslında salonun kaç metrekare olacağı, işte yatak odalarının ne kadar olacağı önceden tanımlanmış bir şey geliyor. Profesyonel yaşamda. Çünkü satışçıları bundan önceki deneyimleriyle bunu şey yapmış. En iyi bunu satabiliyoruz diye bir çıkarım yapmış. Bize de o geldi. Ya ben de dedim ki böyle bir alandayım ben. Yani böyle bir işte önümde deniz var, orman var, işte, dışarı çıktığımda aldığım nefes, kuş sesleri var. Ben burada sizin o 1+X tanımınıza girmek istemiyorum dedim. Onun yerine geçmişteki hayat kavramını o sizin tanımınıza entegre etsem ve zaten topografyam benim çok eğimli ve topografyanın kırılma noktaları var. Bu hayatları da tabiri caizse meslek noktaları olarak kullanayım ve hem topografya yerleşimim rahatlasın hem de açık doluluk oranını yapılarım organize edeyim ve insanları bir ortak hayatta buluşturabileceğim bir şey yapayım deyip topografya nasıl yerleştireceğimi bu diyagramla anlattıktan sonra ve bunun en kesitini, böyle boy kesitini oluşturduktan sonra diğer tarafta da bu hayat kavramının nasıl olacağını, yani siz benden böyle bir kutu birim istiyorsunuz ya, diğer kutu birim de bu ya, ben bu iki kutu birimin arasına işte bu hayat dediğim kavramı yerleştireyim. ve mesne noktası olarak koyayım. Bu topografi, çünkü zemini ve eğrileri olduğu gibi kabul etmek üzerine kurduğumuz bir şeyde, ki bu yapı maliyeti de demek oluyor onların. Aslında çok hoşlarına gitti sonradan bu söylediğimiz şey. Böylelikle hem topografya uymaya başladık, hem o lineer sokak dokusu, o patates baskı yerine işte ucunu göremediğiniz, her sokağın yeşile çıktığı, küçük meydanların buluştuğu, merdivenler entegre olan bir alan haline geldi. Bu ilk render'ı, yani gerçekten ilk render'ı aldığımız, ilk olacak dediğimiz render buydu. Ortada biz ahşap bölücü panel, yani mesela brieflerde gelmişti, panel bu olsa dedi. Biz bunu sonradan peyzaja dönüştürebildik. Yani oraya sadece yeşil bir dokuyla iki hayat arasını şey yapabildik. Hayat dediğimiz yerde burası aslında. Böyle iki komşunun ortak çıkabildiği, evlerin önünde kendi teraslarına ait alanların olduğu bir yer oluşturduk. Burada işte bu yapılarda oteller var. Daha bunlar yapılmadı. Yapılıp yapılmayacağı belli değil. İşte bu denizin kenarında bir restoran olsun dedik. İşte burada da mesela şöyle bir şey dedik. Yani büyük beton ve ahşap ne yapıyorsak, eğer biz burada denize bu kadar yakın bir şey yapıyorsak, bu yaptığımız şey pür olmalı, net olmalı. Yani beton kullanmıyorsak beton olmalı. Başka bir şeymiş gibi olmamalı üzerine kurguladığımız bir şeydi. İşte sahili düzenlemesi, sahilde bir yaşantı oluşturulması, bir göletin oluşturulması gibi durumlar vardı. Tabii bunların hepsi yapılmadı. O dediğim o geçişlerden dolayı. Burada 3 tane ada yapıldı. Bu 3 ada ve bir de termal tesis yapıldı. O bahsettiğim o sokak dokusu, o sokağa eğime oturma durumu aslında bu fotoğraflardan itibaren gözükmeye başlıyor. Burada da şunu oluşturmaya çalıştık. Aslında maliyet de önemli bir denklem oluyor. Ve doğal malzemeyi çok fazla da kullanmak istemiyorlar. Çünkü burada şöyle de bir durum var. Altyapı yok. Yeniden altyapı yapmak zorundalar. Normalde başka bir yere yapacağınız bir şeyin yapı maliyeti burada daha fazla olma durumu vardı. Biz de şöyle bir şeye gittik aslında. Her evin ayrı girişlerinin olduğu bir düzen oluşturduk. Birisi merdivenle çıkarken, birisi düz ayak, o taş böyle küçük avlusundan girerken, diğeri alt kottan önden giren bir sistem oluşturduk. Böyle herkes, yani kapılarının birbirlerinin kapısını görmediği ama her kapının da sokağa açıldığı bir sistematik oluşturmaya çalıştık. Bu mesela işte en uzun blok tipimiz buydu. Bunu da belli noktalara koymak zorunda kaldık. Çünkü 1+1 sistematiğini araya koymak istedikleri, benim en mutsuz olduğum tip oluyor bu kendisi. Ama şu aradaki gördüğünüz şu boşluk, hayat dediğimiz kavramın işte iki komşunun ortada buluşabileceği bir yer olarak şey yaptık. Bol bol fotoğraflardan, yani hiçbir zaman böyle lineer bir şey görmüyorum. Yani sokak kıvrılıyor, o kıvrılan meydana geliyor, o meydandan yola çıkıyorsunuz. Bakın burada bir merdiven var, o merdivenden üst kata çıkıyorsunuz. O üst katta bir cumba, mesela kapı önünde bir sahanlık yaptık. Aslında o sahanlık da sokağa cumba gibi bakan bir alan haline dönüştü. İşte aynı alanın işte tekil villa, yani bunlar mesela apartman gibi aslında kurguladığımız bir şey. Bunun hepsinin tek bir konut birimine ait olduğunda da o alanların cumba haline döndüğü bir şey oluşturduk. Burada ben aslında hani tasarım sürecinde hep şunu istedim. Biz küçükken sokaklarda oynayabilirdik. Biz küçükken işte yeşille oynayabilirdik, kapımızın önünde oynayabilirdik. Yani arkadaşımın kapısının önüne gidebilirdik gibi bir şey. Bu yüzden biz bu sokakları kontrollü girişler yaptık. Yangın ve benzeri durumda ulaşılabilecek alanlarken diğer taraftan da işte hep yeşilin bir şekilde sürekliliğini sağladığı, o sert zemini olabildiğince azaltmaya çalıştığımız alanlar olarak düşündük. Biraz önceki ilk render görmüştünüz ya, o blok bu aslında. Yani birebir neredeyse render sürecinden şey sürecine gelinceye kadar kimliğini korudu diyebilirim. Bu arada bu gösterdiğim fotoğrafların her biri ayrı bir sokaktan ve ayrı bir bakış açısından. Yani şöyle bir durum değil. Yani bir yere geçtim, bir sağından çektim, bir solundan çektim değil. Biz burada bir morfoloji oluşturduk. Bir konut morfolojisiyle beraber bir adacık morfolojisi oluşturduk ve hepsi birbirine nasıl aynı gibi gözükse de küçük küçük farklarla ayrışmaya başlıyor. Aslında kullanıcı orada yaşamaya başladığında o ayrımı direkt okumaya başlıyor. Yani şu anda bile o feedbackler dönmeye başladı. Mesela merdivenler, işte kod farkından dolayı işte 14 merdiven tipi yaptık. Yani mesela bir tane merdiven koyup tüm kodları aynı şekilde bağlayabilirdik. Öyle yapmadık. Her merdiven ayrı. Böylelikle nerede olduğunuzu, aslında hangi merdivenin neresine yakın olduğunuzu anlayabiliyorsunuz. Bu da aslında işte o topografya nasıl oturduğumuzu gösteren fotoğraflar. Yani aslında hiçbir yapı birbirine doğru bakmıyor. Her birinin topografyaya ve yönlenişe, biraz rüzgardan dolayı, biraz topografyadan dolayı nasıl farklılaştığını gösteriyor. O sokakların ya birbirine çok benziyor olmasına rağmen farklı olduğunu buradan okuyabilirsiniz aslında. Yani merdivenler konusunda da burada şeyi görebiliyorsunuz. Mesela bir sol üst köşedeki merdiven varken hemen karşısında bir merdiven yok. Sokağın bir kısmını düz devam ediyorsunuz. Diğer iki yapının arasından bir merdivenle iniyorsunuz. Sonra sağa ya da sola gidiyorsunuz. Yine sizi başka bir merdiven buluyor. Ve termal. Biz suyun her halinin bulunacağı bir termal yapı. Bu yapı da yeni bitti daha. Mesela hatta bunun fotoğraflarını çektiremedim, yani konutların fotoğraflarını çektirdim ama su testi yeni bitti. Yani o kadar yeni gözüküyor aslında şu anda. Burada da şundan gittik. İşte hamam bizim kültürümüzde en belirgin özelliği ve sıcak suyun en yapılan hali, bildiğimiz hali geçmişten bugüne. Orada şöyle bir şey var, ışık kullanımına baktık aslında. Biz hamamlardaki ışık kullanımı nasıl modernize ederek kullanabiliriz kısmına geldik. Onu bir sorguladık. Burada da işte o sorgunun aslında kesit olarak anlatış hali. İşte ön tarafta bir yemek bölümlerinin olduğu, dükkanların olduğu bir hazne varken önünde bir tane işte revağımız var. İşte diğer taraftan termale girdikten sonra içeride işte küçük avluların olduğu, o avlularla işte termale gelen kullanıcının doğal ışık almaya devam ettiği, karanlıklardan geçip bir yere ulaşmak değil, gün ışığını maksimum kullandığı bir alandan termal alanına girdiğinde, yüzme alanına girdiğinde işte zonların olduğu, sıcak suyla temas ettiğinde herkesin bir noktada toplanmadığı bir şey. Ya burada çok ilginç bir şeyden bahsedeceğim aslında. Bu termali yapmadan önce Türkiye'deki tüm termal havuzlara gittim diyebilirim. Hepsinde normal bildiğimiz olimpik, yarı olimpik işte havuzlar var ve bu havuzlarda sıcak su var ve o sıcak suda insanlar giriyor. Yani en fazla ilk önce refleks olarak bir yüzeyim diyor. Böyle bir gidiyor, geliyor. O sıcaktan sonra herkes bir köşede oturmuş, o sıcağın içerisinde sohbet ediyor. Bu da insanların aslında zon ayrılmalarına sebep oluyor. O havuzun yüksekliğinden dolayı ve kükürt sebebiyle, termaldeki o kükürt sebebiyle, mekanik sistemden dolayı böyle yüksekte bir şey yapıyorlar. Havuz sisteminin işte mekanik cihazları oluyor. Böyle bir uğultu var, insan uğultusu var, makine uğultusu var, bir boşluk var ama orada sıcak suyun içerisindeyiz, keyif alıyoruz gibi, ama yukarı çıktığınızda, odanıza çekildiğinizde ya da termali kullanmaktan çıkıp evinize döndüğünüzde inanılmaz bir yorgunluk hissi veriyor. Ama aslında siz termale gittiğinizde dinlenmek için gidiyorsunuz. Burada biz şöyle bir şey yaptık. Odacıklar yapıp bu odacıklar yanında ara kesitli mekanlar oluşturduk. Ve doğal ışık kullanarak bu ara kesitli mekanlarda kullanıcının farklı zonlarda toplanmasını düşündük. Böylelikle işte bir şey yapmış olduk, bir zonlama yapmış olduk. Burada aslında şeyi çok rahat, planda çok rahat okunuyor. Arka tarafta işte şey bölümünün olduğu, işte ıslak hacimlerinin olduğu, giyme, soyunma, masaj ve benzeri şeyin olduğu. Onun ön zonunda işte koridoruyla termalin koridorunun ortasında işte doğal ışığın aldığı yeşil iç avluların olduğu ve sonra da termal bölümü gördüğünüz kapalı ve açık termal bölümü olan iki zon kısım var. Bu ilk aldığımız renderler bunlar. Bu da bitmiş hali. Bu dışarıdan ilk önce fotoğraflar. Burada şundan bahsedebilirim. İşte biz burayı doğal ahşap yapmak istiyorduk mesela. İşveren şey dedi, biz burayı işte kaplama, ahşap görünümlü metal kaplayalım dedi. Dedim ki o zaman eğer bir şey yapacaksak mış gibi yapmamamız lazım. O Kartalı'yı alabilir miyim dedim. Tabii dedi. Bordo'yu seçtim ben. Önce uzun bir sessizlik oldu. Bordo mu dediler. Evet Bordo dedim. Yani hani Bordo buraya farklı bir şey verecek. Ruh verecek dedim. Tabii böyle bir kıramadılar da ama evet de demek istemiyorlar. Böyle bir arada böyle bir deneyince aslında ne kadar iyi olduğunu deneyince en sonunda benden habersiz içerideki bir alanı da Bordo şey yapmışlar. Ya biz çok beğendik, çok güzel renk uyumu oldu diye böyle bir şey olmuş. Bu da termalin işte dış havuzuyla iç havuzundan şeyler. Tabii bunları orada temizlik işlemi sırasında görevli arkadaşlardan rica edip çektirdim. Daha bu termalin profesyonel bir fotoğrafçı tarafından çekilmiş bir fotoğrafı yok. İnşallah yakın zamanda olacak. Burada şöyle de bir şey var aslında. Hani doğal ışıkla beraber yapay ışık koordinasyonu da var. Diğer yandan işte ne bileyim o kutuların birbirine geçişlerindeki o ayrışma da gözüküyor. Bir de şöyle bir şey yaptık biz burada mesela. Gördüğünüz gibi havuzların kenarında hep bir tutamaçlar vardır. Biz o tutamaçları tüm malzemeyle aynı şekilde olabilecek şekilde tasarlayıp işte onu yaptırabildik. Mesela onun için de bayağı. Yani bir tutamaç bile aslında şu gördüğünüz şeydeki tutamaç bile bizim böyle 2 haftalık bir gündemimiz olabiliyor. Teşekkür ederim. Olabildiğince hızlı ve çok sıkmadan konuşmaya çalıştım ama umarım çok sıkmamışımdır. Yok hocam estağfurullah. Bu keyifli ve bilgi dolu sunumunuz için çok teşekkür ediyoruz biz. Şimdi soru cevap kısmına geçiyoruz. Katılımcılarımız isterse sorularını chat kısmına yazabilir veya alttaki reactions kısmından raise hand butonu ile el kaldırıp sesli bir şekilde sorabilirsiniz. İzninizle ilk soruyu ben sormak istiyorum hocam. Tabii. Mimarlık yaşantınız boyunca birçok yarışmaya katıldığınız ve ödüller kazandığınızı biliyoruz. Peki sizin projelerinizi şekillendiren ve başarılı olmanızı sağlayan tasarım metodolojinizden bizlere bahseder misiniz? Ya, şundan bahsedebilirim. Deli gibi çalışmak. Yani ilk metodoloji bu. Yani şöyle bir şey olmuyor. Hiçbir şey hazır önümüze sunulmuyor. Yani ben kendi adıma konuşayım. Ailemde hiç mimar yok. Ailemde hiç inşaatçı yok. İnşaatla uğraşan kimse yok. Mimarlığın mevsiminin ne olduğunu fakülteye girmeden önce bilmiyordum. Öyle bir merakım yoktu. Hatta okurken de mimarlığın yan dallarını yapmak gibi bir düşüncem vardı. İşte bunu çoğu zaman hep söylüyorum. Alparslan Ataman sağ olsun böyle toplu konut dersinde özellikle ısrarla okula da gitmeyen böyle biraz haşere öğrencilerden bir tanesiydim. Israrla şey yapıp hani odaklanmam gerektiğini söyleyip işte bunu farklı bakmam gerektiğini, bu düşünceye farklı bakmam gerektiğini söylüyordu. Ve beni bir şekilde ya sen bir yarışmaya girersen aslında ne demek istediğimi kendin anlarsın demişti. Ben de tam öğrencilik hayatı biterken hatta staj yüzünden benim yarım dönemde okul hayatım uzadı. Yani öğrencilik hayatımı öyle tanımlayabilirim size. bir yarışma vardı. O yarışma çift aşamalıydı. Ona başvurdum. İlk aşamayı geçtim. Sonra da ikinci oldum. Aa dedim ben, güzelmiş bu dedim. Sonra bir yarışmaya daha girdim. Yine ödül aldım. Bir yarışmaya daha girdim. Yine aldım. Okul bir yarışma açtı. Yine aldım. Ya dedim bu çok keyifliymiş dedim. Ama sanıyorsunuz ki hikaye böyle devam ediyor. Etmiyor. Sonra ilk 6 yarışmada ödül aldıktan sonra 7 yarışmada ki bunların 6 tanesi son turda elenmiştim. 7 yarışmada da ödül alamadım. Ama bir şekilde her yarışma bir fakülte bitirmek gibi bir şey. Yani her şeyi tekrar deneyimliyorsunuz. Ve aslında işvereniniz de bir mimar, yani jüri üyeleri de mimar olduğu için derdinizi en rahat anlatabileceğiniz bir işveren karşınızda oturuyor. Bu yüzden yarışmalarla odaklanıp mimarlık hayatına giriş yaptım. Böyle kendimin, yani biraz önce anlatırken de şey yaptım, böyle tam olarak böyle bir anlayışım, var diyemiyorum. Yani tasarım dediğimiz şey herkesin aksine benim düşüncem alınan karar değil, yapılan vazgeçişlerle şekillenir. Her defasında neden vazgeçtiğimi sorguluyorum. Her projede de başka bir şeyden vazgeçiyorum. Bu yüzden böyle hiç deneyimlemediğim fonksiyonları yapmak bana inanılmaz heyecan veriyor. Çünkü mesela hani şöyle şeyler de oluyor ya, işte 10 tane otel yaptım diyen birisiyle ilk defa otel yapacak birisi bambaşka bir şey verebilir. Hani bunu doğru istenilenin yanı sıra değişik denemeleri verebilir. Gerçi otel çok da rigid bir şey oldu ama demek istediğim ilk tecrübelenme, ilk tecrübe etme durumu aslında o sizin bilgisizliğiniz zihninizde bambaşka ufuklar açabilir. Hep ben bu dertte oldum. Böyle farklı türlerde, farklı yapı tipolojisinde, farklı ölçeklerde, yani büyük proje yapmak derdinde değil, zevk alabileceğim, üreteceğim şeyden de bir şeyler kazanabileceğim şeylere odaklanmaya çalıştım. İşte ne bileyim İstanbul'da kentsel dönüşüm alanı Fikirtepe, çok açık ve beyan da söyleyebilirim. Fikirtepe'de bir proje geldiğinde teklif de vermedim. Çünkü oranın gideceği yer belliydi. O zaman da belliydi. Belli değildi diyemeyiz. Ha, gelinen noktada kentsel dönüşüm projeleri yapmıyor muyuz? Yapıyoruz. Ama orada da bir şey deniyoruz. Yani o kadar bir duvara çarpacağımız alan değil de biraz kıvraklık gösterebileceğim alanlarda tercihlerimi sunuyorum diyebilirim. Teşekkürler hocam cevabınız için. Bir arkadaşımız el kaldırmıştı, Hande. O sorusunu sorsun isterseniz. Merhabalar hocam. Öncelikle sunumunuz için çok teşekkür ediyorum. Benim sorum bir projenizle ilgili olacaktı. Benim kentim Yalova projenizde. Ben de geçen dönem o tarz bir proje çalışmaya çalışmıştım. Atölyede bir köy tasarlamaya çalıştım. Ve benim de öyle kod farkından dolayı merdivenlerim vardı. Ben de bu noktada engelliler için nasıl bir çözüm bulduğunuzu merak etmiştim. Hani onu şöyle anlattıysanız ben kaçırdım galiba. Yok, anlatmadım. Ben çok hızlı gittim aslında. Ya bu projelerin her birini ben böyle birkaç kez belki denk gelmiş arkadaşlar vardır. Her birini böyle bir gün anlatabilirim. Böyle hiç de sıkılmadan anlatırım. Çünkü şöyle söyleyeyim, 5 yıl uğraştığınız bir işi aslında 10 dakikada anlatmak pek de mümkün olmuyor. Ve sadece ana çerçevesinden bahsediyorsunuz. Şöyle, sokakların başlangıçları vardı, Hande, gördüysen. O sokakların başlangıcı aslında kendi eğimiyle devam eden şeydi. Yani engel, evet, biraz uzun bir yoldan dolaşıyor olacak ama sokakların başlangıcından sokakların başlangıcına kendi eğiminle olan yoldan girip çıkabiliyor. Ayrıca termal tesis içinde ayrıca engelli rampası da yaptık. Yani bir merdivenin yanında engelli rampası da var. Arkadaşlar sunuma burada koymamışlar ama paylaştığımda hatta Dünya Engelliler Günü'nde o alanın fotoğrafını koydum. Yani bir tarafta merdivenle inilen bölüm, diğer tarafta engelliyle inilen bölüm vardı. Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet hocam, sorularımıza chatten devam edelim. Rümeysa Kalyoncu sormuş. Öncelikle teşekkürler bu sunum için demiş. Hatay projesini anlatırken merdiven gizlenilecek bir alan değil de hayata dahil edeceğimiz bir alan dediniz. bulunma süremizin çok kısa olduğu bu sirkülasyon alanı için neden böyle bir cümle kurduğunuzu merak ettim. Teşekkür ederim yanıtınız için demiş. Şimdi şöyle, günlük yaşantıdaki yapı stoklarında merdiven olabildiğince kör alanlarda çözülür. Çünkü emsale dahil değildir ve emsale dahil yani emsale dahilse bir tanesi dahilse diğeri düşüyor. Yönetmelik tartışmayı kenara bırakarak hep kendi içine kapalı insanların hemen hızlıca dışarı çıkartacak, hatta çoğunun çıkmak için bile kullanılmadığı alan olarak düşünüyor. Ama aslında merdivenler özellikle az katlı yapılarda komşuların birbiriyle temas ettiği alanlar haline geliyor. Ve biz bu alanları işte açık, önünde küçük bekleme alanları haline dönüştürdüğümüz, yaşayan bir alanlara dönüştürdüğümüzde yaşama entegre olur hale geliyor. Yani bir görevmiş yerine, yani, o merdivenden çıkıp oraya varmak bir görevmiş yerine bir araç olarak görüp oraya çıkma yolu ve oraya çıkarken de temas etme yolu olarak görmek bence ilginç bir şey. Deneyimleme veya arzusu, deneyimleme arzusu bendeki. Ondan böyle dedim. Bilmiyorum. Teşekkürler hocam cevabınız için. Ben chatten diğer sorumuzu sorayım. İşte İrem arkadaşımız yazmış. Yalova'da yapmış olduğunuz projede yapıları konumlandırırken rüzgarı ve mahremiyeti göz önüne alarak konumlandırdığınızı söylediniz. Ancak ortak teras kullanarak mahremiyeti zırt bir düşünce tasarlamışsınız. Mahremiyet demedim. Eğer evet, ağzından mahremiyet çıktıysa onu tekrar mahremiyet değil oradaki şey. Rüzgarı ve topografyayı. Tamam, onu söylemiş oldum. Tamamdır hocam, sağ olun. Yani biz komşumuzdan niye korkuyoruz? Ben onu anlamıyorum ya. Yani ben komşumdan niye korkuyorum? Yani komşumdan ne saklıyorum? Öyle bir hayatımız mı var? Hepimiz evimize girip ya o beni görmesin bilmem ne yapmasın mı diyor. Ne yapıyoruz yani? Komşu bu kadar korkulacak bir şey mi? Niye hiç durmadan mahremiyet içerisine giriyoruz biz komşuya dair? Yani ben kendi karşı komşumda işte ne bileyim akşam birbirimize bir şey çevirdiğimizde verebiliyoruz. Ya da bir şey eksikse isteyebiliyoruz. Ya da kapımız açıkken konuşabiliyoruz. Çok ilginç geliyor. Yani bu kadar korkmayın komşunuzdan. Komşularınız ucu değil. Teşekkür ederiz yanıtınız için. Bizim hazırladığımız sorulardan devam edelim. Yüksek lisans tezinizin konusunun yüksek yapılar ve kamusal alanın ilişkisi olduğunu biliyoruz. Sizin de projelerinizde kamusal tasarımları görüyoruz. Kamusal alan tasarımlarını görüyoruz. Sizce pandemi sonrası var olan kamusal alanlar nasıl dönüşecek ve yeniler nasıl, hangi kriterlere göre tasarlanacak? Ya, şimdi kamusal alan nedir, ne düşünüyorsunuz, ne yapmak gerektiği dediğinizde sorun cevabı bende var. Pandemiden sonraki cevap kimsede yok bence. Yani şöyle söyleyeyim ben size, iletişim çağındayız. Ve dünya birbiriyle teması bu kadar kuvvetli. Ama biz bir yıl boyunca bu virüsün ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu, nasıl bulaştığını, bulaşmadığını, bizi nasıl etkilediğini, nasıl şey olduğunu anlamamız sürdü. Yani aslında bilimsel olarak daha tam doneye sahip olmadığımız için mekansal olarak bunun yansımasının nasıl olacağını şu anda öngörmek biraz hayal kurmak gibi geliyor bana. Yani tasarım dediğimiz şey şöyle bir şey. Doneleri net biliyor olmamız lazım. Eğer ya, ki kamusal alan dediğimiz şeyin tekil kullanım alanı değil, toplumun kullanım alanı olarak düşündüğümüzde işte toplumun üzerinde etkisinin daha ne olacağını ben kestiremiyorum. Ki hala bakın cumartesi akşamı evdeyiz. Hepimiz evlerdeyiz ve bunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Bu süreç eğer evde olma durumu biraz sekteye uğratılırsa da bunun ekonomik sebeplerden olacağını biliyoruz. Çünkü hastalık bitmedi. Yarın bitmeyecek. Bu yüzden hani bu kadar bilinmezliğe bir kamusal alan şu olacak tanımı yapmak mimar hastalığı, mimar deformasyonu olarak bilgiçlik taslamak olarak görebilirim belki. Ama şunu sorabilirsiniz. Mesela İngiltere'de, Fransa'da ve İtalya'da bazı makaleler yayınlandı. Balkonlar yeni kamusal alan olacak mıdır? Mesela bizde hiç böyle bir şey konuşulmadı ama tam o pandeminin pik yaptığı dönemde böyle makaleler yayınlandığını gördüm. Ya biz belki işte kamusal alanın zaten yabancısı olan bir toplum olarak ilk önce başka taraflardaki o dönüşümü seyretmek, sonra kendimize göre entegre etmek daha doğru olacakmış gibi geliyor. Yani yapacağımız bu olacak da hani doğruluğunu bilmiyorum, yani yapacağımız bu olacak. Teşekkürler hocam. Bir diğer sorumuza devam edelim. Şöyle ki şu anda ben de dahil çoğu mimarlık öğrencisinin kendi ofisini açma hayali var. Bize de örnek olması açısından PDG Mimarların kuruluş hikayesini kısaca dinlemek isteriz aslında. Mesela ilk ortak nasıl ve ne şekilde bir araya geldiniz? Ofis açma serüveniniz nasıl başladı ve karşılaştığınız zorluklar nelerdi? Böyle kısaca bahsedebilme şansınız var mı? Tabii. Ben aslında CESA'da benim ortaklığım. O zaman işte CESA, Çelepeven Şahin, İbrahim'le beraber yaptığımız, kurduğumuz bir ofisti. Şöyle oldu, PDG'den bahsedeyim. Yani nasıl oldu? Ben kendi ofisimi açacaktım. Yani bireysel olarak açacaktım. Cengiz Gültek'te işte kendi ofisi vardı. Yüksel Demir, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Yüksel Hocam, işte ya siz aslında bir iki projede beraber ofis olarak bir şeyler üretmeyi deneyimlediniz. Güzel de işler çıkardınız. İkiniz de ayrı yollarda yürümek yerine beraber mi yürüseniz gibi bir şey söyledi. Biz de oturduk, bir konuşalım dedik. Akşam saat 8.30'da oturduk. 8.45'te ortak olduk. O böyle bir durum oldu. Yani ofis açma deneyimlemem başka tarafta daha önceden olduğu için belki PDG'nin kuruluşu böyle bir daha yani 15 dakikada olmuş gibi gözüktü ama böyle bir şey oldu. Evet, hocam teşekkürler yanıtınız için. Chat'ten yine bir soru gelmiş. PDG Mimarlar olarak İstanbul ve Houston'da 2 farklı ofiste hizmet verdiğinizi biliyoruz. Çalışma sistemi ve kuralları açısından İstanbul ve Houston'da mimarlık yapmak nasıl farklılaşıyor? Birbirinden ve genellikle karşılaştığınız zorluklar ne oluyor? 2 ofiste karşılaştırmanızı istemiş. Çok farklı. Yani bir tanesinde inçle çizim yapılıyor. Bir tanesinde santimetreli, böyle bir tanesinde betonarme ağırlıklı yapı üretiyoruz. Diğerinde ahşap yapı üretiyoruz. Bir tanesinde kocaman projeler yapıyoruz. Diğerinde daha custom onu yapıyoruz. Yani böyle şey gibi değil. Bu arada ortağım da hep Amerika'da. Yani yılın 11 ayı Amerika'da, bir ay tatile geliyor. O zaman böyle bir şey yapıyoruz. Böyle bir önceden karar verdiğimiz değil ama sistemin bizi bu noktaya getirdiği bir süreç oldu. Tamamen farklı. Yani şey de farklı. Kullanıcılar da farklı. Yani Türk toplumuyla Amerikan toplumunun yapıya bakma biçimi de farklı, mimara bakma biçimi de farklı, bizim yapı üretme biçimimiz de farklı, çalışanların çalışma disiplini ya da hiyerarşisi de farklı. Yani ortak hiçbir şey yok. Öyle söyleyebilirim. Yani şöyle oluyor, işte 8-9 saatlik saat farkı olduğunda sabah başka bir adam, akşam başka bir adam olabiliyorum ben mesela toplantılarda. Teşekkürler hocam. Chat'ten bir başka sorumuz gelmiş. Gamze arkadaşımız sormuş. Önceki sorumuz için teşekkürler. PDG Mimarlar doğal çevrenin tasarımla ilişkisini gözeten, kullanıcının önceliklerini göz önünde bulunduran projeleri hayata geçiriyor diyorsunuz. Ve projelerinize baktığımızda birçok farklı alanda projeler ürettiğinizi görüyoruz. Karma kullanım, kentsel tasarım, konut, ticaret, konaklama gibi. Farklı alanlarda ürettiğiniz bu projelerde sürdürülebilirlik adına aldığınız önlemler nelerdir diye sormuş. Şimdi şöyle, sürdürülebilirlik konusu hep masaya gelip, hep masada bizim konuşup bunun yatırım kısmının bizimle alakalı olmadığı için karşı taraftan veto yiyerek devam ettiğimiz bir süreç söz konusu oluyor. Böyle çok açık konuşuyorum ama biz mimarlar her şeyi kontrol edebilme yetisine sahip değiliz. Yani biz de ödün veriyoruz. Ödün verirken bir de yaptırmak, yani pazarlık usulü gibi bir şey oluyor. Yani bir taraftan ödün verirken diğer taraftan da yapmak istediğimizi dayattırıyoruz gibi bir süreç yaşıyoruz. Biz neye dikkat ediyoruz? Doğal havalandırmaya dikkat ediyoruz. Mesela farkındaysanız hep doğal havalandırma üzerine muhakkak grafiklerimiz ve yapının da kendisinin doğal havalandırmaya elverişli olduğunu fotoğraflardan da gördüğünüz. Yani buna önem veriyoruz. İşte ne bileyim, eğer iklimsel bir veri ise sıcaklık, bu sıcaklığı yapının içerisine işte rebaklarla 3 derece 4 derece daha az gelecek şekilde işte geçmişteki o deneyimlerini modernize ederek kendi yapılarımıza kullanmaya çalışıyoruz. Yani süslü kelimeler yerine aslında mimarlıkta deneyimlediğimiz farklı şeylerin, donelerin modernize edip yapılarımıza entegre etmeye çalışıyoruz diyebilirim. Yani mesela bir gri su kullanımı bile inanın masada bir pazarlık usulü haline geliyor. Çünkü ilk yatırımını yapmak istemiyor. Mesela Balıkesir'de bir ticaret merkezi projemiz var. O da bir karma kullanım. Orada su pompası, ısı pompası kullandık mesela. Ama bunu işveren de istemesi lazım. Yani çünkü ilk yatırım maliyeti çok fazla olduğu için işverenler o yatırım maliyetini kendilerine şey yapmak istemiyor. Mal etmek istemiyor. Çünkü çoğu genellikle son kullanıcı, nihai kullanıcı değil. Ya aradaki insan, yani bir yapıyı üretip başkasına verecek birisi ya da satacak birisi ya da aracı olmuş birisi. Böyle olduğu zaman o yatırım maliyeti kendi çerçevesinde hemen topu tacı atacağı alan olarak görüyoruz. Teşekkürler hocam yanıtınız için. Son soru olarak da hocam biz bu festival boyunca gelen her konumuza aslında bu soruyu sorduk. Bir klasik soru olarak size de sormak istiyoruz. Daha sonra kapanışa geçeceğiz. Sorum şu şekilde: biz mimarlık öğrencileri ve yeni mezun mimarlara eğitim ve iş hayatına dair verebileceğiniz tavsiyeleriniz nelerdir? Mimar olmayın. Çok net oldu hocam. Ya kutular da böyle mi verdi? Kutuların sonuna kalamadım tabii de. Ya şöyle, farkındalığınız çok artmış bir şekilde mezun olacaksınız. Bu farkındalığınız öyle bir noktaya gelecek ki artık aslında herkes size akıl vermeye çalışırken bu akıl verme biçimi çoğu zaman sizin aklınızdakiyle uyuşmayacak. Bu yüzden ben genellikle kendi adıma şunu söyleyeyim. Başımı yastığa koyduğumda rahat uyuyacak, işler üretmek için ne yapabilirim sorguladım. Kendi ofisim oldu. Böyle şöyle okurken de hiç kendi ofisim olsun gibi bir hayalim söz konusu değildi. Yani bunu çok samimiyetle söyleyebilirim, değildi. Böyle ben tasarımcı olmayı da düşünmüyordum. Mimarlık Fakültesinden mimar mezun yapılabilecek çok başka işler de var. Yani işte bunları da değerlendirmek lazım. Çünkü nerede ne kadar başarılı olacağınızı kendiniz bilebilirsiniz. Yani ben sizin adınıza işte Yunus Emre şu konuda çok başarılıdır diyemem. Yunus Emre'yi en iyi Yunus Emre bilir. O zaman neden mutlu olacaksanız, çünkü bununla bir hayat geçireceksiniz. Bununla işte bir ömür geçireceksiniz ve insan yaptığı işten mutlu olmalı. Ben hep şöyle derim, yani bunu şöyle sonlandırabilirim. İşini severek yapan insanın yaptığı iş okunuyor. Ne yaparsanız yapın, işinizi severek yapın. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz hocam. O zaman sorularımızın sonuna geldik. Okulumuzun kıymetli hocaları da bizlerle birlikteydi. Kendilerinden söz almak isteyen varsa sözü kendilerine bırakalım biz. Ben teşekkür etmek istiyorum. Bu değerli sunuş için özellikle yani mimarından dinlemek bunu çok güzeldi. Yani projeler zaten ayrıca çok güzel ve çok ilgi çekici projeler. Ve son tavsiyeleriniz de öğrencilerimiz için çok güzel oldu bence. Yani severek yaptıktan sonra zaten onlara çalışıyor gibi gelmeyecek ve başarılı olacaklar diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Çok teşekkürler güzel sözleriniz için. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ederiz Zeynep Hocam. Kapanışa geçelim o zaman. Gazi Arkifes Mimarlık ve Sanat Festivali'nde bugün sevgili misafirimiz Murat Şahin ile yaptığımız söyleşinin sonuna geldik. Murat Hocam, eklemek istediğiniz son bir şey var mıdır? Davetiniz için teşekkürler. Öğrenci arkadaşların böyle etkinliklerini her zaman destekliyoruz. Başka kulvarlarda da yeni etkinliklerde görüşmek üzere. Orhan Hocam sanırım el kaldırmış. Hocam ben sizi görmedim. Hemen ona da bir söz verelim. Yok, el kaldırmamıştım. Alkış yapmıştım sadece. Teşekkür ederim. Tamamdır. Şöyle diyeyim o zaman. Bizleri kırmayıp geldiğiniz için ve bilgilerinizi paylaştığınız için gerçekten çok teşekkür ederiz Murat Bey. Ve gelen tüm katılımcılara ve bizimle birlikte olan hocalarımıza ben tekrardan çok teşekkür ediyorum. Festival kapsamındaki etkinliklerimize sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilirsiniz. Bir sonraki etkinliğimiz olan Seçil Özcan ile Midwich söyleşimiz yarın akşam 8'de gerçekleşecek. Hepinizi bekliyoruz. Hoşçakalın. Teşekkürler zaman ayıran herkese.